Ülkemizi seviyoruz. Bu ülkeyi cehennem değil, bu ülkeyi cennete döndürmek istiyoruz. Herkesin karnı doydu, herkesin kucaklaştığı, herkesin kendi ülkesiyle ve insanıyla gurur duyduğu, hiçbir zaman mahcup olmadığı, gidip de birilerinin kapısında dakikalarca beklemediği güzel, onurlu bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bunu yapacağız. Sanayici üretecek, esnafı üretecek, çalışacak, çiftçisi üretecek, herkesin yüzü gülecek. Ya her şeyimiz var. Her şeyimiz var ama siyaset yok. Dünya çapında doktorlarımız var. Dünya çapında mühendislerimiz var. Dünya çapında piyanistlerimiz var. Dünya çapında ressamlarımız var. Dünya çapında sanayicilerimiz var. Ama dünya çapında siyasetçimiz yok. Temel sorunumuz da bu. O siyasetçiyi ayağa kaldırmak zorundayız. O siyasetçiyi Türkiye'de yönetime getirmek zorundayız. Ve o siyasetçi AB ne olacak diye değil, Türkiye ne olacak ve Türkiye'yi nereye taşıyacağız diye özel bir çaba harcayacak. Efendim, il başkanımız da söyledi bu toplantı iki aşamalı olacak diye, bir de kapalı bölümü olacak. Sizden bir isteğim var. Bir, buraya oturacağım. Aklınızdaki soruyu bana sorun. Rahatlıkla sorun. Efendim, bu soruyu sorarsam genel başkan alınır mı? Asla alınmam. Efendim, bu soru genel başkana sorulur mu? Evet, sorulur. Niye sorulmasın? Sorun sorununuzu. Çekinmeyin. Bir şeye inanmanızı istiyorum. Soracağınız her soruya samimiyetle cevap vereceğim. Yani buradan gelen cevabı vereceğim size. Öyle alttan üstten nasıl kaçarım, yok öyle bir şey. Siyasette yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Yeni bir süreci. Halkla siyasetçi arasında güven olmalı. O güveni inşa etmek istiyoruz. Öyle bir şeyler falan değil. Rahat, samimi, rahatlıkla soracaksınız. Ben notlarımı alacağım, hepsine cevap vereceğim. Muhtar kardeşlerim burada. Muhtar kardeşlerim, size sadece şunu söyleyeyim. Demokrasinin temel taşı haline getireceğim muhtarlık kurumunu. Demokrasinin temel taşı haline getireceğim. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Bir muhtarlık seçimidir. Kastamonu'da yapılmıştır. İlk muhtarlık seçimi. Dolayısıyla muhtarlığın bütçesini sağlayacağız. Birleşik oy pusulasını sağlayacağız. Muhtarların belediye bulundukları yerde mahalleleriyle ilgili belediye meclis toplantılarına katılmalarını, oy kullanmalarını sağlayacağız. Bütün bunların hepsi bir şekliyle sağlanacak. Kanun teklifini verdik, reddettiler ama ne yaparlarsa yapsınlar, muhtarlıkla ilgili temel bir kanun teklifini hazırladık. Bütün muhtar kuruluşlarından görüş aldık. İktidarımızda göreceksiniz, ilk çıkaracağımız kanunlardan birisi muhtarlık temel kanunu. Söylediklerimin tamamı orada var. Tamamı. Bunu da sağlayacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ev sahibi Denizli İl Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, değerli milletvekillerim, odalarımızın değerli başkan ve meclis başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sevgili muhtarlarım, toplumumuzun değerleri, sayın kanaat önderlerim, ve bu anlamda toplantımıza iştirak eden siz değerli dostların hepsine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, Denizli şehrimiz turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, mermeriyle ve makine imalat sanayisiyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri pozisyonunda. Hepinizin malum olduğu üzere gerek tarım sektöründeki girdi maliyetleri, mazotun, gübrenin ve ilaçtaki müthiş artışla beraber tarımda yaşadığımız sıkıntıları, sanayicimizin her sabah güne başladığında acaba yarın nasıl bir tabloyla karşılaşırız, acaba bugün ne gibi bir sürpriz var, acaba dolar enflasyon ve dövizde ne gibi sıkıntıyla yaşayarak başladığı bir şehirdeyiz. Turizmimiz dünyanın
inanç turizmlerinden biri olmasına, Pamukkale ve Karahisar gibi gerek termal gerekse doğa zenginlikleri açısından zengin olan bu şehrimizde maalesef turizmde de gerektiği şekliyle toplumda karşılığını alamamış durumdayız. Denizli İl Başkanımız Nuri Çavuşoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz.